Evet selamlar. Uzun süredir ara verdiğimiz serimize tekrardan devam ediyoruz. Uzun süredir ara vermemizin en büyük sebebi aklına anlatacak bir şeyin gelmemesiydi. Aslında bu seriyi yapmayı, videosunu montajlamayı, daha doğrusu video değil tam olarak. Podcast tarzında bir video oluyor ve bunu yani bu anıyı anlatması, daha sonra bu videoyu montajlaması, paylaşması, tepkileri izlemesi. Yani bu serinin her şeyi benim gerçekten hoşuma gidiyor. Gerçekten seviyorum. Lakin dediğim gibi uzun süredir aklıma anlatacak bir şey gelmiyordu ve anlatmaya değer bir şey de yaşadığımı düşünmüyorum. Fakat geçenlerde dedim ki ben bunu nasıl anlatmadım? Nasıl aklıma gelmedi? Evet. Başlıktan da görebileceğiniz üzere özel harekatçı dedemin beni okuldan panzerle alma anısını anlatacağım sizlere. Şimdi anlatacağım şeyler biraz uçuk olaylar olduğu için illaki ya işte sallıyor öyle şey mi olur gibisinden şeyler söyleyenler olacak. Lakin bunların altını destekleyebilmek adına dedem hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum size. Hani gönül isterdi ki direkt olarak dedemle bir video çekeyim, size dedemi tanıtayım. Ama maalesef dedemi 2 yıl önce kaybettik. İnanın, inanın gerçekten çok isterdim kameranın karşısına geçip onunla beraber bir video çekip sizlere dedemi tanıtmayı. Ama tabii ki her şey istediğimiz gibi olmuyor. Zaten her şey istediğimiz gibi olsaydı sevdiğimiz insanlarla güzel bir hayat yaşardık sonsuza kadar. Buranın ismi de dünya değil, cennet olurdu. Bazen sevdiğimiz insanları cennete uğurluyoruz ama kendimiz bu dünyanın salt gerçekliğinde hapis kalıyoruz. Her neyse dedemin kendisinden bahsetmek istiyorum size en azından. Onu en çok görme şansına sahip olmuş ve en çok tanımış ilk torunu olarak dedemden biraz bahsetmek istiyorum. İsmi Fuat Kayış, kendisi Polis Özel Harekat'ın kurucu üyelerinden ve aynı zamanda Polis Özel Harekat'ın armasını çizen kişi. Hayatını vatanına ve polis taşı teşkilatına adamış bir insan. Özel harekatçı tanımına tam olarak böyle cuk oturan, hatta özel harekatçı tanımını oluşturan ilk insanlardan bir tanesi. Daha önce bunlardan bahsetmemiştim çünkü bunlar benim için aslında özel hassas konular. Fakat daha sonradan neden bahsetmeyeyim diye düşündüm. Neden yani? Hani böyle güzel bir şeyden insanlara neden bahsetmeyeyim ki? Bunlar gurur duyulacak şeyler ve hani gerçekten her insana nasip olmayacak şeyler ve iyi ki onu tanıdım, iyi ki onu gördüm, iyi ki onun düşüncelerini, onun fikirlerini ve yaşam tarzını benimseyecek kadar vakte sahip oldum. Şu noktada ufacık videoyu bölüp sizlerden minicik bir şey rica edeceğim en azından Müslüman arkadaşlardan. Arkadaşlar sadece dedem değil, dedem gibi hayatını askeriyeye, polis teşkilatına, tabii ki bunlardan daha da önemlisi hayatını vatanına adamış şehitlerimiz için ve dedem gibi insanlar için şu noktada bir Fatiha okuyabilirseniz ufacık videoyu durdurup çok sevineceğim. Onlar bizim için çok şey yaptı fakat biz onlar için şu an tek bir şey yapabiliriz, o da bu. Ben ilkokuldayken evimden çok da uzaktaki bir okula gidiyordum. Bunun sebebi de eğitimde. Eğitiminin daha iyi olduğunu düşündükleri için ailem beni okula vermişti. Haliyle uzak olduğu için ailem sürekli gelip gidemiyordu. Bir şey olduğu zaman telefon açtığımızda hemen gelemiyorlardı ve ben de okula servisle gidip geliyordum. Bu yüzden ben ilkokula adaptasyon sürecinde birazcık problem yaşadım. Çünkü evinizin önündeki veya evinizin civarındaki bir okula giderseniz annenizin babanızın nerede olduğunu bilebilirsiniz ama ben birinci sınıfa giderken evime nasıl gideceğimi bile, o okuldan nasıl eve döneceğimi bile bilmiyordum yani, o kadar uzaktı. Ki Ankara'da yaşıyordum ve Ankara'da da mesafeler biliyorsunuz çok kısa değil. O yüzden benim için okuldaki en büyük şey böyle annemin, babamın, dedemin veya büyük babamın okula gelip beni ziyaret etmesiydi. Benim için gerçekten çok büyük bir olaydı bu. Onları okulda görmek benim için bir anlamda bir lükstü. Hani durum böyleyken ilkokul adaptasyonunda problem yaşadım. Haliyle birazcık daha içine kapanık bir çocuktum ben. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar bu böyleydi. Genelde arka sırada oturan uzun boylu çocuk olarak tanınırdım. İsmimi sadece sınıf arkadaşlarım bilirdi. Okuldan çok fazla arkadaşım yoktu. Her neyse benim için son derece sıradan bir gün başladı. Sabah uyandım. Annem kahvaltımı hazırlamış. Kahvaltımı ettim. Aşağı indim ve Ankara'nın karında, kışında, ayazında servisimi bekledikten hemen sonra 40 dakika içerisinde okuluma ulaştım. Yani 40 dakika dediğim servise gittiğim süreç yaklaşık 40 dakika 45 dakika falandı. Diğer çocukları toplayarak anca varabiliyorduk okula. İlk derse girdim ve benim için buraya kadar her şey son derece normal, sıradan ve olması gerektiği gibiydi. Şimdi ilk dersle ikinci dersin arasındaki teneffüs 20 ya da 25 dakikaydı, tam hatırlamıyorum ama uzun bir teneffüsümüz vardı. Çünkü hani benim gibi uzaktan gelen çocukların birçoğu kahvaltı edemiyorlardı. Haliyle o çocuklar, kahvaltı edemeyen çocuklar gidip kahvaltıdan etsinler diye uzun bir teneffüs koymuşlar. Benim gibi biraz daha erken kalkıp da kahvaltı eden çocuklar da bahçeye inip bahçede kuduruyorlardı. Yani ilkokulda ne yaparsınız ki başka? Yalnız ben kuduramıyordum çünkü benim bir arkadaşım yoktu. Bakın bir arkadaşım yoktu diye söylüyorum direkt. Yakın bir arkadaşım vardı fakat kendisi taşındığı için okul değiştirmek durumunda kaldı ve bu 2 hafta öncesinde olmuştu bu anlatacağım şeyleri. Ben böyle müthiş melankolik bir ruh halindeydim. Müthiş böyle kendimi yalnız hissediyordum. Depresif hissediyordum. Çünkü 3 kişi takılıyorduk biz normalde. Birisiyle arkadaşım gitmeden önce kavga etmiştik. Yani bayağı böyle bağlarımızı koparmıştık. Sonra arkadaşım gelince ben böyle bayağı ortada kaldım ve diğer çocuklarla da çok anlaşamıyordum ben. Haliyle ben de dışarı çıktım. Ön bahçede her zaman o su akıtan boruların altına geçip buz tutan, yani Ankara'nın o ayazında buz tutan suyun üzerinde kaymaya başladım. Bu benim en büyük zevkim, keyfimdi. Ciddi anlamda ben Ankara'nın soğuğunu, karını, buzunu, kışını çok severim. Çünkü
Öyle bir ortamda büyüdüm. Haliyle buzda kaymak olsun, kartopu oynamak olsun bu tip şeyleri gerçekten çok seviyordum. Ve gidip böyle 5 metrekarelik bir alan içinde 15-20 çocuk bir buzun üzerine kayıyorduk biz o 20 dakikalık teneffüste. Nöbetçi öğretmen bizi gelip uyarıp o buzdan uzaklaştırana kadar bunu yapıyorduk. Her neyse daha sonra ben kayarken bir tane çocuk, benden bayağı ufak bir çocuk gelip beni ittirerek düşürmeye çalıştı. Şimdi o zamanlar tabii çocuğuz. Momentumdan, momentumun korunumundan veya ne bileyim etki tepki kuvvetinden falan bir haberiz. Çocuk benden bayağı ufak olduğu için, yaşça büyüktü ama boy olarak ufaktı. Çocuk beni ittirdikten sonra kendisi de savruldu ve dengesini sağlayamayıp düştü kıçının üstüne ama ben düşmedim. Ben dengede kalabildim. Daha sonra çocuğun yanına gittim kaldırmak için. Bakın beni itekliyor, beni düşürmeye çalışıyor ve benden aslında üst sınıf. Ve ben buna rağmen gidip böyle büyüklük yapıp çocuğu bozulmuştum olmasın diye diğer çocukların yanında kaldırmaya çalışıyorum. Çocuk ben elimi uzattım, bana el hareketi çekti. La havle ve la dedim. Şimdi ben o zamanlar spora gidiyordum ve sporda bize her zaman kavga etmememiz, sadece kendimizi savunmamız öğretiliyordu ve hani biz bu anlamda bir yemin etmesek de hocamıza bunun sözünü veriyorduk ve bu disiplinle eğitiliyorduk. Çünkü gittiğimiz spor kickbox ve hani küçük bir çocuğun kickbox bilmesi demek aslında küçük bir katliam makinesi demek. Arkadaşlarınıza istinaden o zamanlar vücut üstünlüğü gibi bir durum olmadığı için baya böyle önünüze geleni dövebilecek durumda oluyorsunuz ve bu yüzden bize küçüklükten bu disiplin aşılanıyordu. Sonra dedim ki ya benim bu çocuğa vurmamam lazım. Çünkü bana hocam bunu öğretti. Ben bunu yaparsam sporcu disiplinine aykırı bir hareket yapmış olurum. Çocuğa dönüp neden böyle bir şey yaptın dedim. Neden yani sordum, mantığını sordum. Daha sonra çocuk yerden kalktı. Sana mı soracağım lan dedi, bana bir yumruk salladı çocuk ve ben geri çekildim. Çocuk yine buzun üzerine savruldu ama bu sefer düşmedi. Dedim ki şu dakikadan itibaren ben saldırmıyorum, kendimi savunuyorum diye düşündükten sonra üzerime hafiften kayarak, hafiften de koşarak gelen çocuğun suratına iyi bir yumruk vurdum. Lakin çocuk üstüme gelirken çok dengesiz geldiği için yumruğu çenesine değil, yanlışlıkla burnuna vurdum ve bunu gerçekten istemeden yaptım. Attığım yumruk gerçekten teknik ve sağlam bir yumruktu ve çocuk zaten olduğu gibi yere yığıldı. Ben arkamı döndüm, buzdan uzaklaşayım diye, çünkü arkadaşları var. Eğer saldırırlarsa buzun üzerinde kendime ne kadar savunabilirim? Arkadaşları bana saldırmak yerine çocuğun yanına gittiler. Tekrar arkamı döndüğümde buz kıpkırmızıydı. Çocuk yerde bağırıyordu ve çocuğun burnu foşur foşur kanıyordu. Yani o an düşünsenize, o kadar yalnız hisseden bir çocuk için. Hani ben dedim ki tamam, ben dedim sıçtım, ben hapse gireceğim herhalde. Yani öyle bir şey yaptım ki, ve çocuksun, düşünemiyorsun yani bunu. Ben dedim disipline gideceğim, beni bu okuldan atacaklar zaten. O evimin yakınlarındaki okula gideceğim. İşte belki ceza alacağım, belki hapse gireceğim, belki ailem sıkıntı çekecek benim yüzümden. Ben bunları düşünüyorum sadece ve hani şunu da düşünüyorum, spor hocam da bana kızacak. Çünkü bizi her zaman çeneye vurmamız konusunda eğittiler ve burna vurmamız falan bizim öyle bir durum söz konusu değil. Hani bunlar etik değil, bir insanın burnuna vurmak. Ama isteyerek vurmadım. Çocuk bayağı böyle buzun üzerine yapışmış bir vaziyette. Arkadaşları öğretmeni çağırın, şu çocuğu öğretmene söyleyin, öğretmenim öğretmenim falan böyle bir havasında. Ben de dedim ki kime söyleyecekseniz söyleyin de şu çocuğu yerden kaldırın, hastaneye götürün. Hani hala ben şey derdindeyim, çocuk ölmesin. Ölmemesi lazım çünkü biliyorum çocuğun burnu kırıldı. Yani gerçekten sert vurdum çünkü, eminim kırıldığını. İşte gören kızlar böyle çığlık atarak uzaklaşıyorlar, biliyorsunuz ilkokulda kızlar genelde çığlık atıyorlar zaten. Hemen nöbetçi öğretmenler geldi, artı revir geldi, artı bir de müdür çıktı geldi ne oldu falan diye. Herkes çocukla ilgileniyor. Ben de böyle çocuğun başına dikildim. Lan diyorum, keşke şu yerde yatan ben olsaydım da diyorum. Az sonra yaşayacaklarımı yaşamasaydım. Çünkü biliyorum her yerden birer darbe yiyecekmişim gibi geliyor böyle. Yaptığım şeyden dolayı ailemin de bana kızacağını düşünüyorum vesaire vesaire. O an çünkü beyniniz olumlu düşünemiyor. Olumsuz bütün senaryoları yazıyor. Teker teker çiziyor ve sizin karşınıza koyuyor ki siz hayatta kalabilin. Yani yaşayacağın en kötü senaryolar bunlar. Bunlara hazırlıklı ol diyor. Ben de bunları düşünüyorum. Sonra müdür kafasını kaldırdı. Kim yaptı bunu dedi. Şimdi illa ki zaten oradan birileri bu yaptı diyecek. Ben de direkt kendim ben yaptım dedim. Ben yaptım öğretmenim dedim. Geldi kulağımdan tuttu beni. Neden yaptın oğlum dedi. Müdiremiz vardı o zaman daha doğrusu. Müdür hanımdı. Dedim ki kulağımı bırakın, geçerli bir sebebim var, size anlatacağım. Öyle deyince kadın da bir tuhaf oldu. Kulağımı bıraktı. Yürü dedi, odama gidiyoruz. Gidelim dedim odanıza. Çünkü ben oraya razıyım yani. Müdürün odasına gitmeye gerçekten razıyım. Hani oraya gideyim de bari orada ne olacaksa olsun. En azından o kadar insanın içinde, o kadar bakışların içinde durmayayım gibisinden düşünüyorum ve çok çok kötü hissediyorum kendimi. Her neyse müdürenin odasına gittik. Müdüre beni hiç sevmezdi bu arada, onu da söyleyeyim. Anlattım derdimi, dedim bakın böyle böyle yaptı, böyle böyle şeyler oldu. Bunları yaşadık ve ben de istemeden vurdum, normalde çenesine vuracaktım dedi. Senin dedi savunman bu mu? Çenesine vuracaktım, yanlışlıkla burnuna geldim falan gibisinden. Çocuğun ailesi geldi, hemen hastaneye götürdüler. Çocuğun burnu kırılmış söylediğim gibi. Daha sonra tekrardan
Babası okula döndü ve beni babasıyla karşı karşıya koydular. Ama nedense ortada benim ailem yok. Benim ailemi aramıyorlar çünkü. Hani şu Toy Story 2'de tavuk kostümü giyen ve Woody'yi çalan adam var ya, işte ona acayip benzeyen bir adam karşında kaşlarını çatmış bana sinirli sinirli bakarak, burnundan soluyarak beni izliyor. Ve müdüre de durumu adama izah etmeye çalışıyor. Ama ortada benim ailem yok. Çünkü benim aileme henüz haber vermediler. Ben orada gerçekten çok kötü bir duruma düştüm ve müdüre sürekli şunu söylüyorum. Gel diyorum, lütfen babamı annemi falan arar mısınız? Ya da bana telefon hakkı verin, ben kendim arayayım. İşte haklarımı biliyorum modundayım. Ailemi arayayım modundayım ama aramıyorlar. Adam da beni tehditkar gözlerle sürekli süzüyor ve gözümün içine içine bakıyor. Ve bu gerçekten küçük bir çocuk için travma. Daha sonra ben hemen aşağı indim. Ankesörlü telefonumuz vardı okulda. Benim de ankesörlü telefon kartım vardı. Her öğlen gider annemi arardım oradan sesini duyayım diye. Hemen kartımı taktım. Annemi aradım ve dedim ki anne çabuk okula gelin. Ben bir çocuğun burnunu kırdım ve size haber vermiyorlar. Hani bana gelip burada destek çıkın gibisinden. Annem dedi ki oğlum dedi biz evde değiliz. İşte dedim ki o an tamam Muzaffer. Tamam uzat ellerini ya da geriye bağla ters kelepçeyi ya götürsünler seni yani hani şunu düşünüyorum çocuk arkadaşlarını toplayıp beni dövecek mi işte babası mı beni dövecek veya ne bileyim çıkışta acaba polise mi götürecekler beni neler düşünüyorum. Annem ve babam uzaktaki bir akrabamızı ziyaret etmeye gitmiş ve biliyorum nerede oturduğunu o an çıksalar yolun en az 1-1,5 saat süreceğini de biliyorum ve hani böyle o kadar mutsuzluğa kapıldım ki artık yere çöktüm elimde ankesörlü telefon ağlayarak anne ben ne yapacağım dedim. Annem dedi ki oğlum korkma endişelenme. Az sonra biz birisini göndereceğiz senin yanına. İlla ki birisini bulacağız. Biz de çıkıyoruz yola dedi. Bizden önce birisi gelecek ama dedi. Sakın dedi kimsenin sana bağırmasına çağırmasına izin var mı? Biz senin haksız yere çocuk dövmeyeceğini biliyoruz dedi. Şimdi bunu söylemesi beni rahatlattı. Çünkü gerçekten haksız yere bir insanı dövmemiştim. Sadece biraz fazla fiziksel şiddet uygulamıştım. Onu da istemeden yapmıştım zaten. Ben gittim. Derse falan girmedim zaten. Ara koridora oturdum müdürün odasının önüne. Bekliyorum böyle. O sıra bir ders geçti aradan zaten. Çocukların hepsi çıktı. Teneffüste koşturuyorlar. Ben de böyle oturdum düşünüyorum. Babasıyla müdüre içeride hala konuşuyor. Yani işte adam şey falan diyor. Hocam yani ne yapılması gerekiyorsa yapılması lazım. Bakın hani çocuğun burnu kırılmış. Bunun bir karşılığı olması lazım işte. Adaleti siz mi sağlarsınız biz mi sağlayalım adı altında bir şeyler söylüyor adam. Ve ben orada 3. sınıfa giden bir çocuğum yani. O anki halimi hayal edebiliyorsunuz değil mi? Her neyse aradan böyle bir 5 dakika falan geçti. Daha sonra bir anda bir arbede oldu. Okula polisler geldi falan bağırıyorlar. Ben dedim ki Allah kahretsin. Dedim ki geldiler alacaklar beni. Biliyorum benim için geldiler. Daha sonra uzaktan sınıftan bir arkadaşım koşarak yanıma geldi ve beni kolumdan çekiştirerek nefes nefese şöyle dedi. Muzaffer oğlum kalk özel harekat geldi panzerle seni arıyorlar dedi. Şimdi 3. sınıfa giden bir çocuğa, 3. sınıfa giden bir çocuk bunu söylerse yani haliyle diğer çocuğun psikolojisi bozulur. Benim de haliyle ben dedim ki nasıl ne yani bu özel harekat mı geldi gerçekten? Yemin ediyorum Allah çarpsın bak özel harekat geldi seni arıyorlar dedi. Ben de dedim ki tamam o zaman gideyim de teslim olayım. Bunu gerçekten söyledim bakın hani psikolojim o kadar bozulmuş ki o an o kadar kötü hissediyorum ki gideyim teslim olayım direkt dedim. Ama ben hala şey kafasındayım. Benimle alay ediyor olabilirler. Benimle dalga geçiyor olabilirler. Hani ben duruşumu bozmayayım diyorum böyle. Kendime güvenerek ne olacaksa olsun gibisinden gidiyorum. Ama bir yandan da altıma ediyorum yani normal olarak. Her neyse kapıdan dışarı çıktım ve gerçekten okulun önünde panzer duruyor abi. Bildiğimiz böyle okulun önüne çapraz girmiş. Kaldırımına tırmanmış. Panzer bekliyor. Dedim ki Muzaffer yapacak bir şey yok oğlum. Artık annene babana söyleyeceksin. Vedalaştırırlar inşallah falan diye düşünüyorum. Köşeyi döndüm. İleride 3 tane dedemin üzerinden tanıdığım üniformalarla 3 tane heybetli adam böyle çocuklarla haşır neşir bir şekilde çocuklar etrafını sarmış. Onların sorularını cevaplıyorlar. Seviyorlar, memiyorlar. Beni oraya getiren arkadaşım beni ittirdi. İşte amca getirdim bu çocuk dedi. Sonra bir döndü ortadaki adam. Dedem. Allah'ım o an size anlatamam. Yani hani o anki rahatlama var ya böyle. Atladım kucağına sarıl dedem. Oğlum ne oldu falan dedi. Kavga mı ettin? Dövdün mü yine birini falan dedi. Ama nasıl rahatladım böyle. Çocukların hepsi şok oldu. Şimdi hiç öyle bir şey kimse beklemiyordu. Ben dahil kimse beklemiyordu. Çocuklar kilitlendi böyle. Döde mi? Döde la falan böyle hani o kafadalar. Daha sonra işte ben böyle nasıl rahatladım ama dedeme sarıldım ağladım. Bir çocuğun burnunu kırdım yanlışlıkla dedim. Tamam oğlum bir şey olmaz dedi. Bilerek yapmamışsındır falan dedi. Dedemin yanındaki diğer özel harekatçılar da sanırsam öğrencileriydi. Beni seviyorlar falan. Demek sen Fuat Kayış'ın torunusun falan ayağında böyle. Sonra gittik müdürün odasına girdik. Dedemin üzerinde dediğim gibi özel hareketin üniforması var. Dedem içeri girdi kucağında benle. Müdürün odasına selamünaleyküm diye. Beni tehdit eden çocuğun babası ayağa kalktı. Aleykümselam komiserim dedi. Dedemin elini sıktı. Dedem beni kucağından bıraktı. Oturalım şöyle dedi. Ne olmuş ya dedi. Bir çocuk kavga etmiş herhalde falan dedi. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ha evet ya çocuklar öyle kavga etmiş olabilir falan dedi. Çocuk bunlar falan dedi. Abi ben o an böyle var ya kafayı yiyorum ama hani benim için tam olarak şu moddayım.
İşte dedem konuştu müdüreyle, anlattık durumu. Daha sonra bir anda bana hak verilmeye falan başlandı, böyle söz hakkı tanınmaya falan başlandı. Sonra dedem dedi ki, oğlum dedi, git dedi çantanı mantanı topla dedi. Bugün seni daireye götüreyim, kafanı dağıt dedi. Dairede özel harekat. Bayağı beni arkadaşlar böyle o kadar çocuğun arasından dedem kucağında çantamla beraber çıkardı. Panzer'e bindirdi ve daire yani özel harekata göl başına götürdü. Ben o günü asla ama asla hafızamdan silemeyeceğim. Benim için müthiş bir gündü. Her ne kadar travmalarla dolu olsaydı da gerçekten böyle. Hani her insanın bir şansı olur. Benim şansım dedemdi. Gerçekten dedemi tanıyabildiğim için çok şanslıydım. Ve eşsiz bir duyguydu. O anki gerçekten o yalnızlık hissinin gidip yerine bir anda hani o korkunun yerini bir anda hızlı bir şekilde sevincin, mutluluğun ve sevdiğin birisini görmenin mutluluğunun doldurması falan böyle o anki yaşadığım duygular ve bana bunu yaşatan insanların da bir anda R yapması falan çok güzeldi. Yani dediğim gibi hocam adalet siz mi sağlarsınız biz mi sağlayalım diyen adam ayağa kalkıp olabilir öyle şeyler ya falan moduna girdi bir anda. Sonradan öğrendim annem hemen dedemi arıyor böyle böyle bir durum var. Baba eğer yakınsan okula git diyor çünkü dedemlerin görevleri genelde benim okulumun olduğu civarı yakın yerlerde oluyordu. Hani atıyorum eğitime gidiyorlardı bir yere gidiyorlardı. Şansıma dedem de benim okuluma çok yakın bir yerde eğitimde bulunuyor ve o an işte dedem diyor ki hadi gelin diyor iki tane öğrenci yanına alıyor. Panzer'le beni okula almaya gidiyor. Yani bilmiyorum kaç kişinin başına gelmiştir bu olay. Bu da böyle bir anı yani benim dedem böyle bir şey yapmıştı. Dediğim gibi ruhu şad olsun. Yattığı yerde rahat uyusun. Bu şekilde arkadaşlar dinlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Aşağıya siz de bu tip anılarınız, bu tip demeyin yani bu tip anılar olduğunu pek zannetmiyorum ama absürt anılarınız varsa, uçuk anılarınız varsa yazabilirsiniz. İzlediğiniz diyeceğim ama dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.